Mide kanseri en sık görülen gastrointestinal sistem yani sindirim sistemi kanserlerinden bir tanesidir. Gün geçtikçe de oranlarında artış görmekteyiz. En sık belirtileri karın ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı, bazı gıdalara karşı olan isteksizlik, kansızlık gibi, halsizlik gibi bulgulardır. Genelde aile yatkınlığı burada ön plandadır. Ailesinde mide kanseri olan bireylerde mide kanseri gözükme olasılığı daha fazladır tüskülenmiş gıdalar, çok fazla katkı maddesi içeren gıdalar tüketenlerde özellikle daha sık gözükür. Mide ameliyatı olmuş, midesinin bir parçası alınmış bireylerde de mide kanseri sıklığında bir artış söz konusudur. Midesinde polip veya pire dediğimiz kanserleşme eğilimli polip, hücre veya yapı olan hastalarda da mide kanseri ihtimali daha sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Mide kanserinin yine en sık sebeplerinden bir tanesi de kronik inflamasyondur ve bu inflamasyona neden olan majör sebep olan Helicobacter pylori enfeksiyonudur. Eğer Helicobacter pylori enfeksiyonu vücuttan mideden silinemezse, bir türlü eradike edilemezse, özellikle genetik yatkınlık durumlarında da mide kanserine bir yatkınlık oluşturabilir. Ve bu nedenle özellikle mide şikayet olan endoskopi yapılsın ya da yapılmasın, Helicobacter pylori saptanan bireylerde bunun mutlaka eradike edilmesi yani vücuttan tamamen silinip atılması çeşitli antibiyotik tedavileri çok önemlidir. Bu yapılmalı durumlarda kimindeki iltihap devam eder ve helikobakter pylorinin özellikle bazı virulans faktörlerine sahip yani patolojik olan fonksiyonlara sahip özellikleri olan helikobakterilerde kanser riski çok daha fazladır. Mide kanserinin tedavisinde eğer kanser çok erken evredeyse endoskopik olarak tedaviler yapılabilir. Yani o bölge tamamen altına kazanarak endoskopik olarak temizlenebilir çok erken evredeyse. Fakat ilerleyen evrelerde cerrahi tedavi yani mide ameliyatı elzemdir. Bununla beraber buna eklenebilecek kemoterapi ya da radyoterapi tedavileri uygulanabilir. Mide kanserinden korunmak amacıyla daha çok Akdeniz tipi dediğimiz sebze meyvelerden ağırlıklı bir diyet, fazla tütsülenmiş olmayan, katkı maddesi fazla olmayan gıdaları beslenmemize eklememizde mutlaka fayda vardır aile hikayesi olan bireylerin de belli yaştan sonra özellikle mutlaka endoskopik olarak kontrol yaptırmaları çok önem arz etmektedir. Sonuç olarak mide kanseri çok zor bir tümör, tedavisi çok zor bir tümör olduğundan dolayı mümkün olduğu kadar olmadan yakalamak veya erken evde yakalamak bizim amacımızdır. Bu sebeple endoskopi elimizdeki altın standart tarama tetkikidir. Özellikle Biraz önce saydığımız şikayetleriniz varsa, aile geçmişiniz varsa, midenizden ameliyat olduysanız, belli bir yaştan sonra, özellikle 40'lı yaşlardan sonra endoskopik takiplere girmenizde fayda vardır.